Evet sevgili dostlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım, tekrardan herkese merhabalar. Bir YouTube videosundan daha sevgiler, saygılar. Arkadaşlar biraz muhabbet edelim, biraz konuşalım. Bu videonun altına da hani bu konularla alakalı herhangi bir düşünceniz varsa, bir sorunuz varsa çekinmeden sorabilirsiniz. Bana gelen çok önemli birkaç sorudan birini burada sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir mevzu var. Bana gelen en yoğun soru öğrencilerimden, takipçilerimden, çevremdeki arkadaşlarımdan: hocam şeker krizine giriyoruz, açlık krizine giriyoruz, vücudum şeker istiyor, yani ne yapmalıyım, hani öğünlerimi yiyorum ama aç kalıyorum, ya da canım şeker istiyor, dayanamıyorum, ne yapmalıyım, buna bir çare bulabilir miyiz falan falan diye böyle sorular geliyor. Sevgili arkadaşlar, öncelikle şekerden bahsedeyim. Şeker rafine bir üründür. Yani doğal bir ürün değildir. Doğal bir beslenme kaynağı değildir ve vücudun hiçbir işine yaramaz. Eğer şekeri beynimize alıştırırsak, beynimiz şekere alışmışsa ve vücudumuz devamlı bunu ister, şekersiz kaldığımız zaman gerçekten de krizlere gireriz. Çok büyük sıkıntılar yaşarız. Dolayısıyla ilk etapta beynimizi hükmetmemiz lazım. Yani nasıl beynimize hükmetmemiz lazım? Beynimizi yenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sonuçta iş tamamen beyinde bitiyor. Şimdi sevgili dostlarım, bunun çoğunun sebebi zamanında beslenmeyip, zamanında öğünlerimizi yemiyoruz ya da temiz öğünlerimizi sık tüketmekten, aynı öğünleri tekrar tekrar tüketmekten bıkıyoruz, sıkılıyoruz. Elimiz rafine şekere gidiyor, trans yağlı işlenmiş etlere gidiyor, cipslere gidiyor, paketli ürünlere gidiyor, çikolataya, gofrete gidiyor. Bunları yiyince de temiz öğünümüzü atlamış oluyoruz ve bunların bizi doyduğunu zannederek temiz öğünümüzü yemiyoruz. Arkadaşlar, mümkün olduğunca kahvaltımızda özellikle temiz makroları almaya çalışalım. Yani temiz kompleks karbonhidrat kaynakları, protein kaynağı, temiz protein kaynakları, et, yumurta, tavuk, hindi gibi protein kaynaklarıyla inanın ki kendimizi tok tutarsak elimiz ıvıra zıvıra gitmeyecek. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, hani illaki bir şeker ihtiyacı oluyorsa vücudumuzun, bunu en kötü meyve yiyerek karşılayabiliriz. Yani mesela benim en büyük tavsiyem buradan size, yeşil elmaya dilimleyin, üzerine tarçın koyun ve tüketin. Ya da yanında da böyle büyük damacana, içine limon sıkın. Bu şekilde kan şekerinizi dengelemiş olursunuz ve açlık krizlerine yakalanmamış olursunuz. Sevgili arkadaşlar, şöyle bir sistemden de bahsetmek istiyorum. Vücudumuzda insülin hormonu var, bir de gerilim hormonu var. Şimdi eğer ki biz şeker yediğimiz zaman insülinimiz tavan yapıyor, yani yükseliyor. İnsülin yükselince ne oluyor? Yağ yakma metabolizması ister istemez duruyor. Stop veriyor. Yani vücudumuz insülin yukarıda olduğu için yağ yakmamaya, bu sefer yağ depolamaya başlıyoruz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, burada da gerilim hormonunu devreye sokmamış oluyoruz. Gerilim hormonu açlıkta başlar. Yani ve growth hormon. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, öğünlerimizin arasında 3'er saat bırakmamız gerekiyor. Akşam son öğünü 7-7.30'da yapıp ondan sonra kendimizi ertesi gün kardiyo sonrasına kadar ki öğünümüz, kahvaltı öğünümüze kadar açlığa bırakmamız gerekiyor ki gerilim hormonumuz devreye girsin ve vücudumuz makine gibi yağ yakmaya ve growth hormonu devreye girsin, vücudumuz makine gibi yağ yakmaya başlasın. Arkadaşlar, şekerden, tatlılardan, hamur işlerinden, yani işlenmiş, doğal olmayan, saf olmayan bütün gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. Eğer bunu bir hafta, iki hafta şeklinde başarırsak, ondan sonra beynimizi yenersek zaten beyin unutuyor. Ama tekrar bir kaşık, iki üç parça çikolata at ağzına, ya da bir supangileye, ya da bir tane baklavaya, beyin onu tekrar hatırlayarak bu sefer sizi açlık krizlerine sokuyor sevgili arkadaşlar. En kötü devreye tatlandırıcıları sokabiliriz. İşte organik satın aldığı toz tatlandırıcılar var. Ondan sonra rice creamler var. Yulafımıza mesela tatlandırıcı katarak çok güzel öğünler yapabiliriz kendimize. Yani sevgili arkadaşlar, kendinize illaki bir alternatif üretmek zorundasınız. Yağ yakmak istiyorsanız, forma girmek istiyorsanız, formda kalmak istiyorsanız muhakkak alternatifler yaratmalısınız, doğaçlamalar yapmalısınız ve temiz beslenmenizden asla ödün vermemeniz gerekiyor. Artı,
arkadaşlar kardiyo kan şekerini düşürür, insülini düşürür, growth hormonunu yükseltir, bizi açlık krizlerine girmemizi engeller ve tertemiz yiyeceğimiz öğünümüze bizi hazırlar. Mutlaka da öğünlerinizin yanında yeşillik yiyin arkadaşlar. Yeşillik taşıyıcılardır. Yani hücreye proteini ve karbonhidratı yeşillikler taşır. Yeşillikler mineral ve vitaminler içerir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar biz doğal yollardan sebzemizi, salatamızı, yeşilliklerimizi, proteinimizi, karbonhidratımızı, kompleks karbonhidratımızı, temiz, az yağlı ya da yağsız protein kaynaklarımızı tükettiğimiz zaman vücudumuz arkadaşlar bunu yeşilliklerle birlikte kas onarımına, metabolizma hızlanmasına taşır ve metabolizm hızlanarak da yağ yakmaya başlarız. Arkadaşlar hiçbir zaman hiçbir şekilde de oturduğumuz yerden forma giremeyiz. Muhakkak hayatımıza kardiyoyu ve ağırlık antrenmanını, egzersizleri, hareketli olmayı sokmamız gerekiyor. Eğer biz hareketli olursak, antrenmanlarımızı yaparsak, kardiyomuzu yaparsak, temiz beslenmeye başlarsak inanın ki şeker gibi, alkol gibi, paketli gıdalar gibi, işlenmiş trans yağlı ürünler, gıdalar gibi yiyeceklerden beynimizi yenerek uzak dururuz. O yüzden spor, o yüzden sağlıklı beslenme, o yüzden arkadaşlar bunu 365 gün hayatınıza yaymanız gerekiyor. Bunu hayat tarzı, hayat sistemi haline getirmezseniz size zul gelir. Ha yemeyecek miyiz? Tabii ki. 15 günde bir, haftada bir yani ya da kadınların hormonal dengesi için günde bir böyle kare, küçük kare olmak kaydıyla bitter çikolata %70, %80 bitter çikolata gibi alternatifler üretebilirsiniz kendinize arkadaşlar. Diyeceğim konular bunlar. Umarım biraz sizi aydınlatmış olurum. Bir sonraki videomda hani yorumlara yapın. Bir sonraki videomda ne yayınlayayım size? Hangi konuda konuşalım? Hangi konularda görüşelim? Bana yorum yapın ki ya da bana talepte bulunun ki ben de ona göre sizi bilgilendireyim, videolar çekeyim. Sevgili arkadaşlar bu videom bu kadardı. Sizden rica ediyorum kanalım büyümesi için videoyu beğenelim, kanala abone olalım, zil sesini açık tutalım. Ben de sizlerden gelen sorular karşılığında videolar çekerek devamlı sizi aydınlatayım. Çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı, spor dolu günler diliyorum. Ne diyorduk? Şampiyon olmadan ölme. Boom!